davalar sürüyor. Seyhan, sen bu konuda bir şey söyleyeceksen. He, yok bu konuda bir değil. Bize bir Dilan Polat anlatacak. Nereden ortaya çıktı, şey ne oldu diye. Ya kavganın başlangıcı da, yani bu arada ben çok takip ederim o siteyi. Şule de bana, benimle dalga geçer, kızlar soruyor diye. Bir site var, biliyor musunuz? Her şeyin cevabı var orada. Her şeyi soruyoruz. Orada da hani Dilan Polat kimdir sorusunun yanıtında hani orada kızlar. Çünkü gerçekten Türkiye bunu merak ediyor. Bir anda kızlara soruyorum. Yani çünkü hani bu magazin gündemi olduğu için ben de oraya bakıyorum. SEO haberlerde de en çok aratılan Dilan Polat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. Google Trendler'de şu an Türkiye'de bu. Oraya da ben çok baktığım bir site dediğim gibi zaten bu konularda. Her aramada çıkıyor ama yani ne ararsanız arayın. 2015'te ticarete giriyor. Yani ben hani 2015'te dedim ya, 2015'te girmiş birisi için büyük bir servet. Ki sanırım sonradan, daha çok da sonradan açıyor. Çok yakın bir zamanda. Ya şöyle, sizden küçük, evet. Sizden bayağı küçük, benden de çok az büyük. Evet. Yani şöyle, 1990 doğumlu bir insandan bahsediyoruz. Yani Engin Polat 21 yaşında ilk inşaat ihalesini alıyor. Hı hı. O da İlahiyat Fakültesi'nin dış cephe kapsaması. Onu Dilan Polat söyledi, çok para kazandı. Şimdi ne kadar olabilir? Evet. Yani 21 yaşında İlahiyat Fakültesi'nin dış cephe inşaatına ne kadar para kazanabilirsiniz? Ve işte onu söyleyeceğim. Yani oradan okuyunca, ben de kızlardan öğreniyorum. 2017'de ilk güzel kızlar merkezine çıkıyor. Kızlar öğretiyor. Epilasyon yapıyor. Kadınlar öğretir. Yani epilasyon küçümsemek için söylemiyorum ama hani bütün şikayetler, bütün hikaye epilasyon üzerinden dönüyor. Yani böyle bir servet, böyle bir rağbet, epilasyon diye bir şey olduğumuz, yani güzellik merkezinde yapılan işlemler bunlar. O yıllarda bunu, ama bunu, lazer epilasyon çok pahalıydı. Bunu niye getireceğim? Yani, iyi para kazanmış olabilirler. Aslında konuşması da Muhammed Yakut'la Dilan Polat arasındaki kavga da buradan başlıyor. Diyor ki ben onu aradım defalarca. Bir franchise. Çünkü yurt dışında bir güzellik merkezi açılacak. Burada bir şube açmak istiyoruz. Yani bilin. Çok özür dilerim. Kıl tüy merkezi açılacak. Yurt dışında açılacak. Ya bu şuna yansıyor. İşin sonunda diyor ki onlar gittiler. Emniyette 4-5 polisle birlikte bana soruşturma açtırdılar. Bizden haraç istediler. Dilan Polat tarafının bizden haraç istediler, evet, iddiası var. Şimdi bu hadise doğal olarak buradan sonra bambaşka bir mekanizma. Yani sanki Dilan Polat kişi karakteri, hani Soylu ile fotoğrafı tesadüf değil o yüzden. Hani ne olabilir? Soylu'nun bayramını kutlamak falanın dışında gerçekten böyle bir emniyetle de devletle de, çünkü bu eleştirilere verdiği yanıtlar da dikkat ettiniz mi? Devletimiz bizim arkamızda, devletimiz bilmem ne. Yani devlet ve din. Bir cümlenin üzerinde tam 8 kez devlet, evet, 5 kez de Allah kelimesinin geçtiği bir şey var. Ama orada organik de bir ilişkiye dönüşmüş. Kesinlikle. Hem Muhammed Yakut bir şey istiyor. Kavga oradan başlıyor. Emniyete taşınıyor. Emniyette bazı polisler devreye giriyor. Devlet bu işin neresi? Yani tam sizin söylediğiniz gibi, çok özür dilerim ben de tırnak içinde, bir kıl tüy üzerinden bu kadar büyük devletin polisi, Muhammed Yakut gibi büyük ifşaatlarda, iddialarda bulunan birisi ve bir şey, güzellik merkez sahibi bir ünlü, sosyal medya, evet, ünlüsü zaten olmuş. Zaten dış cephe nasıl kaplamasına inanıyorsunuz. Yani, epilasyona da inanabiliriz paylaşamıyorlar yani. Aslında evet, ortaya çıkıyor. Evet. Hı hı. Seyhan, şimdi evet, ben Seyhan, biraz daha yine o tarafa çekeceğim, evet, Seyhan'ı. Seyhan, 2015'te başladılar, 2017'de ya, güzellik merkezi, ama yani nasıl, bize bir o öyküyü anlatır mısın? Bu arada mısın? Şimdi izleyicilerimiz yazar eleştirecekler ama ben Dilan Polat'ın sıkı bir takipçisiyim. Yıllardır takip ediyorum. Zannetmeyin ki Seyhan sadece işte yargı kulisleri, işte ya siyaset kulisleri takip ediyor. Aklımın almadığı her şeyi takip ediyorum. Gerçekten akıl alır gibi değil. Dedim barışlardan küçük, benden de biraz büyük, senden de bir tık küçük Gözdeciğim. 1990 doğumlu, 1 Temmuz aramızda, 1990 doğumlu genç bir kadından bahsediyoruz. Travmatik bir çocukluğu var Dilan Polat'ın. Hikayelerinden ben onu biliyorum. Bu çok üzücü. Bu tarafına değinmemekte yarar var. Belki de değinilebilir ama babasının annesini öldürdü. Annesi bir kadın cinayetine kurban giden bir kadından bahsediyoruz. Ve sürekli bu travmatik hikayesini de kendi sosyal medya hesabından anlatıyor. Acılarını, duygularını. Doğum fotoğrafçısı olarak başlıyor. İlk tanınma şeyde öyle. Hatta çok ünlü bir güzellik uzmanının yanında da onun da fotoğraflarını çektiği biliniyor. Birkaç ünlü isimle çalışmaları da var. Ben onlara baktım. Onlara da baktım. 2017 yılında ne yapacağım, ne edeceğim? Doğum fotoğrafçısından bari bir güzellik merkezi açayım deyip bu işin içine giriyor. Toplam 130 tane şubesi var.
Şimdi videolarından biraz anlatmak istiyorum. 10 parmağın altısında pırlanta yüzük olan bir kadın düşünün. Gece pırlanta yüzükleriyle yatıyor. Sabah pırlanta yüzükleriyle kalkıyor. Hemen hemen her sabah uyandığında kafasına güller dökülen, kaldığı şato gibi evde, etrafına güller serilen bir kadın düşünün. Eve giren çıkanın belli olmadığı, yani evde o kadar çok kadın var ki, o kadar çok hizmetli var ki, kimin kim olduğu belli değil. Sadece bir şulesi var, yani evde çalışan bir kadın, onu biliyorum. Böyle bir yaşam tarzından bahsediyoruz. Türkiye'nin en önemli AVM'lerinde, en önemli dünya markalarından şöyle bir alışveriş tarzı var. Bilmeyen izleyicilerimiz için anlatıyorum. Çok ünlü mağazalara gidiyor. Şunu beğendim. Gittiği mağaza çalışanları da o kadar alışık ki onlar da artık müşterilerini biliyorlar. Yani hangi müşterinin alıcı, hangi müşterinin alıcı olmadığını ve tanıdık sima olup olmadığını biliyorlar. Ben bunu bunu desem kimse ve davranmaz yani. Dilan Polat'a müthiş bir hizmet var o mağazalarda. Müthiş bir hizmet var. Yani şöyle çok lüks çantalardan, dünya markası çantalardan bahsediyorum. Kimisinin özel siparişle getirildiği ürünlerden bahsediyorum. Ve servetlik bir giyinme dolabından bahsediyorum. Yani onları belki satışa sunsa 20 yıllık hayatını sürdürtebilecek bir kıyafet gardıroptan bahsediyorum. Ayakkabı ve çanta şeyinden bahsediyorum kadının. Böyle bir zenginlikten. Düşünün, yemek söylüyorsunuz, kapıya kurye geliyor. Kurye ne yaparsınız? Ben en fazla 50 TL bahşiş veririm. Ama cumhuriyet altın veriyor, çeyrek altın veriyor. Bu hiç değişmiyor. Eve gelen hizmet diye içimden geldi bugün sana bir altın vereyim deyip altın veriyor. Yani böyle bir süreç görünce bu çok magazinsel gelebilir ama ister istemez benim de dikkatimi çekti. Yani bu kadar harcama, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani bir güzellik merkeziyle olabilecek şeyse girelim algısı ister istemez. Biz de bu sektöre girelim. Böylese girelim. Hatta bizim semtte bulunan bir güzellik merkezi uzmanıyla konuşmuştum. Bu işte çok para olduğu söyleniyor. İşte Dilan Polatlar, şunlar şunlar var deyince. Yok ben Bakırköy'deki şubemi kapattım ya. Eskisi kadar iyi para yok deyivermişti bana yani. O kadar ilgimi çekmişti kazanç. Genel süreçte biz Dilan Polat bizim gündemimize nereden girdi? Dediğiniz gibi Muhammed Yakut'un iddialarıyla girdi. Muhammed Yakut devlete önemli çok önemli ifşalarda bulunuyordu. Bir de Dilan Polat'a yönelik ifşalarda bulundu. Şimdi Muhammed Yakut segmenti alt segment biri değil. Basit ifşalar yapan biri de değil. Gerçekten dedikleri araştırılsaydı ki ben hakeza Sedat Peker'in, suç örgütü lideri Sedat Peker'in dediklerinin de araştırması hususunda devletin sallanacağını düşünen insanlardanım. İktidarın büyük ağır bedeller ödeyeceğini düşünen gazetecilerdenim. Durduk yere Dilan Polat'a niye sataştı diye az önce dediğin şey meseleye gelirsek. Dedi ki şube açmak istedim, telefonlarıma cevap vermediler. Ben sizin parayı nereden kazandığınızı biliyorum. Senin eşin mail order işi yapıyor dedi. Kara parayı böyle böyle aklıyorsunuz diye konuştu. Hemen akabininde daha biz Dilan Polat'ın eşi bu işi yapıyor mu? Aslında Dilan Polat yapıyor demedi. Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu yapıyor dedi. Eşiyle beraber, Dilan Polat'ın eşiyle beraber. Ben daha bugün mail order'ın ne olduğunu tam detaylı olarak öğrendim. Ve Dilan Polat'ın kuyumcusunun neden olabileceği, yani güzellik sektörü